Halamın evi de arkadaşlar burası. Bizim ev de burası. Halamın üzümleri, elmaları var. Halam çirleri yarmış. Çir dediğimiz kayısı. Şimdi bir de içeri girelim. Çark köşesi değil arkadaşlar. Kırşehir köşesi burası. Oo. İşte emek var. Bu emeğin içerisinde bende de bir tane var biliyor musun? Beyaz ama. Üzelim bir paspas daha arkadaşlar. Değerlendirilmiş bir ürün yani. Tüfekle şu duvar halısı var ya, bak hele maşallah. Meyve suyu yaptı. Gördüğünüz gibi. Bu senenin yeni gıcır turşuları. Bunlar da marmelatları halamın. Kevgirler, saçlar, güğümler, ekmek tahtaları. Ne anahtarı? Tamam gel gel. Gel gel tamam ha, halamdaymış herhalde. Haydi. Şimdi halama doğru bir gidelim. Halamın evi de arkadaşlar burası. Bizim ev de burası. Şöyle. Şu ortada bir yer var. Onlar da onlar. İkimizinki de beyaz. Ben bakarım. He. Bir daha şey. Hey Allah. Şuradan gel. Bir daha senin eteğin üstü kalmış. Kol arası kalmış. Kol arası. He. Biz onu yanlış vermişiz. Bir daha vereceğimizi. Kol arasını atmışsın. Gel. Bunu öyle güneşe koymasaydım bari. O güneşe yok. Kohar. Geç İfa. Geç. Şöyle örtek de kız çıkmasın. Evet arkadaşlar. Bunlar halamın üzümleri. Şöyle. Daha halamın üzümleri. Şurada nanesi var. Burada elmaları var. Şöyle elmaları var. Burada da elmalar, yine elma var. Sizin bu elma geçen sene de verdiydi. Bu sene de vermiş ki. Genelde bir sene veriyor, bir sene vermiyor ya arkadaşlar. Bizim burada genelde öyle oluyor. Armutla elma bir sene az, bir sene çok usulünce oluyor. Gördüğünüz gibi halam çirleri yarmış. Çir dediğimiz kayısı. Zerdali diyoruz biz. Erik derler bizi burada. Gördüğünüz gibi aha. Bunlar böyle yeniyor. Kışın hoşaf oluyor. İçecek oluyor yani. Oh. Halamın bahçe. Mısırlar var. Mısırlar da büyümüş. Şimdi bir de içeri girelim. Hey. Ha. Gördünüz mü şöyle camekanlı bir alanımız. Şark köşesi değil arkadaşlar. Kırşehir köşesi burası. Televizyonunuz da maşallah bayağı büyük. Ha çalışmıyor mu? Vallahi radyo 350 lira ya. O bile ucuz değil. Şu an televizyon nasıl yapacağız? Çok pahalıymış ki. Ben ondan alayım diyordum. Bakır mı? Ha. Halamın bakırları çekelim. Çekelim, çekelim, çekelim. Oo. Bu var ya, ben bunu geçen, bunun bir gücü var. Anamdan aldım. Çaldım vallahi. Çaldım değil ki, aldım işte. Heh, bir kaldır el. Ha bu işte. Bundan var bende de. Aa, bak. Bunda ne yapıyordunuz gene de? Süt mü kaynatıyordunuz? Süt. Süt değil mi? Peynir. Ha, süt, peynir. Şu öbürü de yoğurt çalıyor. Ya şuna bak hele ya, maşallah ya. Şu bile. Allah bilir var mı bir 50 senelik? Bak şu sofra bezi arkadaşlar, bak şunu aç hele bir. Bir aç Allah aşkına, şuna bir bakın ya. Yani eskinin var ya, bak yani elde avuçta olan bölük parça yani ne arttıysa yani. Nereden ne buldularsa, bakın Allah aşkına yani işte emek var. Bu emeğin içerisinde yokluk da var. Yokluğun sonucu ortaya çıkan bir ürün ama izlettiriyor kendini yani. O benim onda tartım
Ve bu böyle küçük sofra bezleri olur bizim buralarda. Hemen oturup bir iki ekmek, çay, zeytin, peynir atıştırmak amaçlı veya bir leğenin üstünü örtmek. Yani şöyle küçükçe. Yani şu parçalar, mesela şu parçaları ince, uzun, dengeli, dengesiz fark etmez arkadaşlar. Yani bugün aldığımız bir elbiseyi, ayakkabıyı hemen alıp atıyoruz çöpe. Ama eskiden atılmıyordu işte. Nereye atıyorsun? Kumaş yok ki. Şey mesela şu kimin? Bak bu da büyük bir ihtimal el örmesi. Baba He. ne? Hey Nuriye Bey'in. Şunlar. He. Bak bak. Tek de halan görsün He. Bak mesela arkadaşlar. Benim ebem oluyor. Babamın anası. Bende de bir tane var biliyor musun? Beyaz ama. Bak bunda gene ip bulmuş herhal. Bunda ip bulmuş. O çabuk. Bendekinde O çabuk. o çabut tamamen Evet. çabut bendeki. Şunlardan. He. Bendeki tamamen çabut arkadaşlar. Ama bu gene bir ip bulmuş. Kendilerince örmüşler. Bakın şuna ya. Kilim. Hay maşallah ya. Bu var ya şimdi geçen Çek. birkaç gün önce daha dolanıyordu. Eski Isparta halılarınız, eski kilimleriniz alınır diye. Şunu var ya turistik mekanlarda milyarlara satıyorlar ya. Şerefler Paspas. ya. Aha. Bu da anne. Güzelim. O da anne. Güzelim bir paspas daha arkadaşlar. Yani bunu işte şimdiki gelinler, kızlar, insanlar anlamıyor. Ama bunlar ayrı bir kıymet, ayrı bir değer. İşte gene eskiler biliyor yani. Bundan sonrakiler Bak bilir sana mi, cicik kapı bilmez cicik. mi? O da meçhul Sana yani. eteği şu bak. Cicik etek aldıydı mı mesela? Burada Etek kalmış. almış sana, etek Bu almış. altı, bu üstü burada kalmış. Tamam, götürürük. Gel şunu giy. Giy mi He, bak. o anlamadı. Şey, telefon gibi bir şey gördü ya. He. Yeni nesil işte. He, tamam. Ama işte yeni nesili bu gibi şeylerin içerisinde yaşatırsak onlar da bunları görür, eder, eyler. Aha, O değil mi? başka bir paspas daha. Yani O da bak yokluktan. bu da yokluktan. Yani bakın arkadaşlar yani aslında hiçbir şey nizami bir estetiği, renk bir estetiği yok, malzeme estetiği yok. Sadece olan parçalarla çizim estetiği olmuş ama gene değerlendirilmiş bir ürün yani. Şimdi hani diyorlar ya geri dönüşüm, geri dönüşüm. Ya şu geri dönüşümü o yanından geçemezler ya. Arkadaşlar şunlara bakın. Bunlar tabii ellerde yine ip buldukları dönemde yaptıklar. Ha. Aha bu işte hala. Yani çaputtan yaptığı var ya burada sende de var. Hala. Ha çabuttan yaptığı sende de varmış aha. Şu çabut değil mi? Bakın arkadaşlar bu ip değil ha. Ha çabut yani bu parça parça kumaşlar, ipler yani elde ne varsa hani zamanla bunları yapıp yapıp artan parçaları daha sonra biriktiriyorlar. O biriktirdikleriyle de tekrardan bir ürün daha çıkarıyorlar. Bakın yani. Benim o kadar halalarım var, ben bunu beğenmiyorum. Bak şuna Annem var olduğu ya bu için. çabuttan olan. Annem olduğu için beğenmiyorum. Ya. Bunun üstünde büyüdük biz. Bu Bunun şu üstünde buna büyüdüğümüz benzer için. daha bende de var işte. Şöyle bir tur daha atalım. Odaydı şey. Şimdi bir de salonuna girelim halamın. Böyle güzel bir halamın evini dolanma videosu oldu arkadaşlar. Ha, şimdi gelelim. Bu arada bahsettiğimiz ebem, Nuriye ebem, babamın anası Nuriye ebem. Bu da Alaaddin abi yani eniştemiz. Eniştemizin babası Milazım dayı diyoruz ama asıl ismi Süleyman. Bu kuş arkadaşı tanımıyor. Bu yeni usul bir şey. Onda bir arkadaşım. Yeni usul yapılan Bir mahkum süsleme. yaptı onu. Heh, mahkum. Bir mahkum yaptı onu. Alaaddin abinin tüfeğine bak. Aha. Tüfekle şu duvar halısı var ya. Bak hele maşallah ya. Şöyle bunu da koyalım. Bu da herhalde Kur'an-ı Kerim koymak için sepet. Bu da öyle küçük kip misafir odası kıvamında bir yer yani. Genelde oturdukları oda diğer taraf yani.
Köy hayatı ve teknoloji iç içe. Meyve suyu yaptı. Gördüğünüz gibi bunu böyle buzluğuna atar, dolabına atar. Kışın, yazın artık neyse çıkartıp ye. Bu da Hifa'nın yeni oyuncağı. Hifa, o bizim değil. Kendine telefon buldu. Şimdi halam marmelat da yapmış. Onları gösterecek. O arada giderken şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir oturak yapmışlar kendilerine. Yine değerli bir kilim. Yani çabutlardan yapılmış. Yani bunlar gerçekten kıymet bilen insanlar lazım. Halam gil biliyor Allah'ın izniyle. Biber kurutuyor burada. Şurada da herhal bu tuz ya nemlenmiş ya da daha da kurusun diye tuz sermiş. Bu alanda arkadaşlar halamın tandırı. Tandıra gel tandıra. Heh. Şöyle önce bir tandırın ocağından başlayalım. Şurası gördüğünüz gibi ocak. Şu gördüğünüz alan. Buralarda ekmek ediliyor. Salçalık. Olur. Dağınık da değil. Gayet de toplu. Bunlar da yakacaklar. Kül mü bunlar? He, iyi. Var mı senin bayağı zaten? Heh. Şimdi arkadaşlar. Aha. Bu senenin yeni gıcır turşuları. Hay maşallah ya. Turşular. Marmelatları nerede? Ha, nerede? Ben aşağıda. He. Aha. Arkadaşlar bunlar da marmelatları halamın kavanozlayıp koymuş. Bu reçel. Reçel yapmış. Bu reçel bu hangi kayısı ya? Güzel bütün kalmış bu hala. Ramazan gibi. He bak bizdekiler böyle kalmıyor. Ramazan gibi. He bak bu güzel. Şimdi her kayısı böyle olmuyor arkadaşlar. Reçel yapmaya niyetleniyorsun. Aynı şunun gibi marmelat oluyor. Hani kayısı da marmelatlığa veya reçelliğe uygun olması lazım. Sen şunu çek, şu benim bahçenin. Heh, bu da senin bahçenin mi? Hı hı. Oo, senin bahçenin gibi ayrı bir şey mi çıkmış? Zengi böyle be şey ayrı. Çok azdı çok. Çok azdı. Ayrı bir berrak olmuş ki. Suyunu görüyor musun? Ya. Suyunu rengine bak. Bunlar ekin. He bu ayrı bir berrak olmuş. Bunlar ekin. He. Arada içinde de dene mi var? Çekirdek mi var? Çekirdek. Çekirdek mi yattın? O fındık gibi oluyor. He fındık gibi oluyor. Kevgirler, saçlar, güğümler, ekmek tahtaları. Ay maşallah. Aha kutu kutu dizmiş alam ya maşallah. Bu marmelatları çıkartıp sulandırıp meyve suyu gibi içilebiliyor da. Yani onu da söyleyeyim. Daha ekmek sezonu, erişte sezonu, sair sezonlar başlamadı arkadaşlar. Tuzu taze almış, nemliymiş ya da çektirmiş işte. Şimdi tekrardan eliyor. Eleyip en incesini kullanacak işte. Kalınlarını da herhalde turşuya falan mı atıyor? Yaprağa atıyormuş arkadaşlar. İnceyi buraya koydu. Kalın burada. Turşuluk, yapraklık. Bu yemeklik. Kaya tuzu yani. Böyle köyde bir köy evi gezmesi yaptık. Güzel bir video oldu bence arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ev böyle. Elmaları var, zerdalileri var, erikleri var. Halamın bahçesi de burası. Gördüğünüz gibi bakın. Biberlerine bakın. Şurada biberleri var. Domatesleri yeşillenmiş. Büyümeye çalışıyorlar. Dediğim gibi elmaları. Elmaları daha var. Bunlar ta Ekim döneminde toplanıyor. Bakın buraya da güzel bir üzüm için çardak. Yani çardaktan kastım. Vallahi adı ne ben de bilmiyorum. Çardak vari. Üzümü havada tutacak bir alan yapmış. Şöyle başlıyor. Gidiyor.
Bu videomuz da burada bitiyor. Bir maşallahınızı alırız arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Daha güzel videoların gelmesi için beğenmeyi, yorum yapmayı da esirgemeyin bizden. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Burada da pekmez dövüp şuradan süzüp kaynatıyorlar.